Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu geçtiğimiz e, yayında da bahsettiğim iki özel haberim vardı. Bir tanesini zaten e, konuştuk. Solbek için çıkan transfer kararı. Bir diğeri de demiştim ki bir İtalyan devi Galatasaray'ın gözde bir ismi için resmen devrede diye. Artık diğer haberimizi konuşma vakti geldi. Onu konuşacağız. Bir de ee, Murutsanla alakalı biliyorsunuz e, geçmiş olsun diyelim kendisine Aşil Tendon'u koptu oyuncunun onu konuşacağız bildiğiniz üzere hani 27 maçlık bir opsiyonu vardı neler olur şimdi diye fakat e, anonsumuzu da yapalım kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı e, unutmayalım diyelim e, bu arada şimdi e, Adana Demirspor maçından sonra bir sonraki hafta pazara kadar zaten bayağı uzun bir süreç olacak ve bu süreçte sizin istediğiniz konuları daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Kiralık oyuncular videosunu artık inşallah yapacağız bu süreçte. Onun dışında konuşmamızı istediğiniz konular daha önceden yazdığınız varsa tekrarlamanıza gerek yok. Ben onları zaten notlara kaydettim. Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. O süreçte onları da konuşuruz. Ama şimdi hemen özel haber kısmına gelelim. Barış Alper Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla zaten birçok takımın dikkatini çekmişti. Son olarak da bildiğiniz üzere Aston Villa kendisi için hani devreye girdi. Bu tipte haberler var. Galatasaray'ın geçtiğimiz karşılaşmasından hemen önce Pendik spor maçından önce hani konudan şaşmayalım diye maç temposu diye hani bu konuya pek girmemiştim ama Barış Alper Yılmaz'la alakalı durum. Inter Barış Alper Yılmaz için resmen devrede. Galatasaray Kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmede Barış Alper Yılmaz'ın fiyatını sordular ancak Galatasaray Kulübü şu anda oyuncunun satışına sıcak bakmadığını belirtti ve Euro 2024 sonrasını işaret etti. Tekrarlayalım. Inter biliyorsunuz İtalya Ligi'nin bu sezonki şampiyonu Hakan Çalhanoğlu da orada. Ee, Inter Barış Alper Yılmaz'ı istiyor net bir şekilde ve resmen görüşmeler başladı. Fakat Galatasaray'ın zaten Euro 2024 öncesi oyuncu için hani herhangi bir fiyat vermesi de biraz absürt olurdu. Ee, burada Euro 2024 sonrası hani durumlara bakılır. Barış Alper Yılmaz'ın şimdi burada Euro 2024'te göstereceği performans da çok da önemli. Şimdi bir de Inter'in Barış'ı hangi mevkide değerlendireceği çok çok daha önemli. Çünkü şimdi bakıyorsunuz 3-5-2'ye daha çok yatkın oldukları için ve o şekilde oynadıkları için. E, forvet hattına geldiğiniz zaman zaten orada Lautaro Martinez var. E, Turan var. Arnautovic var. Alexis Sanchez var. Bir de Taremi'yi aldılar. Mehdi Taremi'yi bedavaya. Zaten bedava transferleri seviyorlar. Şimdi gelecek sezon Alexis Sanchez'in sözleşmesi bitiyor. Arnautovic duruyor. Yine orada ben forvet olarak düşündüklerini düşünmüyorum. Muhtemelen kanat bek bölümü için Barış Alper Yılmaz'ı uygun görmüş olabilirler. Ama ortada net olan bir şey var. Inter'in Barış Alper Yılmaz'ı istediği ve görüşmelere başladı. Bunun yanı sıra bir de şimdi beklentileri çok da yüksek tutmamak lazım Inter adına. Çünkü... Inter şu anda güncel olarak 800 milyon euro civarı bir borcu olan kulüp kulüp başkanı hatta kulübün sahibi diyelim geçtiğimiz günlerde Instagram yayınına katılmıştı. Turan ve Hakan'la beraber. Hani Turan orada dalga geçti dedi ki yani zero dedi başkan. Yani hiç para ödemedin bize dedi. O yüzden bize bir hediye al Hakan'la bana diye ama kulüp başkanı tabii ki de burada bunlar konuşuluyor ama kulüp sıkıntılı durumda. 800 milyon euro borcu geçtim. Neredeyse işte 270 milyon euro civarı bir 2021 yılında kredi çektiler. %15 faizli olması lazım. Bu krediyi de ödemek için yeni yeni haberler çıktı işte. 400 milyon euroluk bu sefer 3 yıl geri ödemeli bir kredi çekiyorlar diye. Inter'in finansal durumu çok çok da iyi durumda değil. O yüzden işte Zielinski'ye, Taremi'ye, Hakan'a, Turama bunların hepsine bedava yapışıyorlar. Bunların yanı sıra bir de bakıyorsunuz böyle bir transferde güzel bir para elden çıkartabilmeleri için tek bir kişinin feda etmesi gerekiyor kendisini. Bu kadroda tabii ki de o da La Toro Martinez. Yani Inter La Martinez satarsa finansal anlamda bir tık da olsa rahatlayabilir. 800 milyon euro borç dile kolay. Ee, ancak burada La satarsanız transfer için bir miktar para da harcayabilirsiniz. Zaten Taremi'yi de aldınız. E, Turam, Taremi, arkasından Arnautovic o şekilde devam edebilir. Inter. Ben öyle şu andan bir oyuncu satışı gerçekleşmediği sürece Inter'den çok çok yüksek bir e, teklif geleceğini düşünmüyorum. Bakalım Euro 2024 sonrası neler yaşanacak. Zaten sadece Inter değil birçok kulüp de İngiltere'den de başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz'la ilgileniyor. Sizler... Barış Alper Yılmaz için hani kaç milyon euroluk bir bon servis ödenirse tamam Barış gidebilir dersiniz. Çünkü Galatasaray'da baktığınız zaman Barış'ı göndermeye niyetli değil. Okan Hoca hiç niyetli değil ancak kulübün elini rahatlatacak ve güzel bir bon servis gelirse tabii ki de oyuncuların satışına okey de verilir. Aynı nasıl boya gitmek istediği oradan bon servis geliri elde edildi. 30 artı 5 artı bir de opsiyonlar. Ee, bakalım Barış Alper Yılmaz'la ilgili neler yaşanacak. Yani sürpriz oldu. Bu sezonun sonunda Barış'ın kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bakalım neler yaşanacak. Barış Alper Yılmaz konusu bu şekilde. Murutsan konusuna gelelim. Murutsan maalesef e, Ankara gücünün Beşiktaş'ta oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Hatta direkt olarak kulüpten yapılan açıklama Aşil Tendon'un koptuğu yönünde ve bu da yaklaşık e, yapılan açıklamada da zaten belirtilmiş 7-8 ay oyuncunun dönemeyeceği anlamına geliyor çok kötü bir e, durum Allah hiçbir futbolcunun başına vermesin peki şimdi ne olacak bildiğiniz üzere Ankara Gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu Morutsan'la ilgili bir açıklama yapmıştı ve gündeme damga vurmuştu o açıklama çünkü oyuncunun bir opsiyon olduğunu söyledi sezon sonu sezon başında ne açıklandı Morusan'ın direkt olarak hani bonservisiyle gittiği ancak e, burada geri dönme opsiyonunun olduğu Galatasaray'ın 3 milyon euro karşılığında geri alabildiği şeklinde bir opsiyon olduğu söylenmişti. Ancak bir yanda Emre Belezoğlu'nun işte Morusan'da opsiyon var. Bu opsiyonu hani kullanacak derecede paramız yok. O yüzden Morusan'ı oynatamıyorum demişti. Sonra bizim Salim yani Salim Manav 27 maç opsiyonu olduğunu yani 27 maç Süper Lig'de ilk 11 çıkarsa bu opsiyonun e, devreye gireceğini Ankara gücünün Morusan'ın servisini alacağını haberleştirmişti. Sonra Emre Belezoğlu tarafından da zaten bu teyit edildi. Şimdi bakıyorsunuz 24 maç ilk 11 çıkmış e, Morusan Ankara gücünde 27 maç çıkması gerekiyordu. Şimdi bir de 7-8 ay oynayamayacak bir oyuncu için bu opsiyon kullanılır mı? Bir madde daha bir anda sürpriz olarak karşımıza çıkar mı? Ancak şu anda görünen morutsa'nın Galatasaray'a geri döneceği yönünde. Yani Ankara Gücü zaten maddi anlamda sıkıntıda. Bir de üstüne neredeyse geç, gelecek sezonun devre arasına kadar oynayamayacak bir oyuncu için bonservis ödeyeceğini ben hani kolay kolay düşünmüyorum ama dediğim gibi yine böyle bir aradan bilinmeyen bir opsiyon çıkarsa neler yaşanır onu artık bakarız. Yani cidden çok kötü bir sakatlık. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Hani hiçbir futbolcunun Başına gelmesini istemeyiz böyle bir olayın Muruttan gibi potansiyelli bir isim ki taraftarlardan bazıları da ya acaba Muruttan dönse mi diye düşünüyordu fakat bu talihsizlik yaşandı. Konuşacaklarımız bu şekilde ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.